Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz Kripto Hocam YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerin huzurunda Shiba Coin'deki son durum hakkında teknik bilgilerde bulunacağım. Daha önce bir video çekmiştik ama yenisini eklemek istedim. Bazı anlaşılmayan durumlar var sanırsam. Şimdi daha yükseliş beklediğimizi Shiba'da. Bunun teknik ve temel anlatımlarında bulunacağım. Ee, kanala abone değilseniz mutlaka kanala abone olmasını unutmayın. Arkadaşlar para kazanmaya ayı döneminde de başlıyor. 7 gün önce paylaşmış oldum. Yine koyun. Paylaştığım seviyeden yaklaşık 160'lık bir yükseliş meydana getirdi. Biz kazanmaya devam ediyoruz. Kazanan tarafta olmak istiyorsanız kanala abone olmasını unutmayın. Çünkü bu analiz videolarını anlık izlemek Önemli arkadaşlar bu zamana kadar çok fazla analiz videoları paylaştık Hız kesmeden paylaşmaya devam edeceğiz e, durmak yok e, çalışmaya devam e, piyasa Her an hareketlenebilir e, Beklentimiz e, olduğu için Biz de bu yönde e, çalışmalarımıza devam edeceğiz sizlerle faydalanmak için kanala abone değilseniz mutlaka kanala abone olmasını unutmayın Dilerseniz şimdi Shiba'da da daha önce kimsenin göstermediği bir grafikle sizlerin huzurundayım Shiba koyun arkadaşlar nereden nereye geldi yani bunu bilmeden yatırım yapmak çok mantıklı olmaz. Ee, i̇lk başlarda onu söyleyelim, onu gösterelim. Bu koyu mavi cap grafiğidir arkadaşlar. Normalde Binance grafiğine baktığınız zaman sadece Binance listelendikten sonraki grafiğini görüyorsunuz ama bir de Shiba'nın geçmişi var, evveliyatı var. Binance öncesindeki grafiği var arkadaşlar mesela. İşte duymuşsunuz işte 50 dolarlık kişi bağırsa bugün milyoner olmuştu, trilyoner olmuştu şeklinde yorumları sağda solda duyuyorsunuzdur. Hani bunun sebebi şu noktalarda şu lokasyon seviyelerinde hani neredeyse sıfırdan gelmiş bir coin yani resmen sıfırdan çıkmış bir coin. O yüzden arkadaşlar veyahut da sıfırdan çıkmasa bile işte 100 seviyesinden baştaki sıfırları atacak olursak 100 seviyesinden bu seviyeleri kadar yükselmiş bir coin arkadaşlar. bunu Unutmayın. şimdi dilerseniz videomuza geçelim. Bu bölgeden gelmiş ilk yükselişini yaptığı zaman diliminde yaklaşık 5x'lik bir yükseliş yaşamış. Bu 5x'lik yükseliş şu tepe noktasına kadar gelmiş arkadaşlar bakın şuraya kadar. Şu bölgeden vurduğumuz zaman şöyle bir 5x'lik bir yükseliş meydana gelmiş. Sonra bunun düzeltme hareketi ortalama %63'lük bir düzeltme hareketi yapmış. Ondan sonra tekrardan şu bölgeden sonra ciddi bir yükseliş Yaşandı bu yükselişin temel sebebi neydi? Binance listelenmesiydi ee, arkadaşlar. Binance listelenmesinden sonra e, devasa bir yükseliş yaşadı tabii ciddi de bir FOMO etkisiyle beraber e, bu durum e, söz konusu oldu işte. Şu ara düzeltmeden sonra Binance listelenmesi geldi. E, bunun işte arkasında CZ'nin ne oldu biliyor. Bakın bizim 60 olduğumuz ok işareti nerede kaldı? Bunu göstermek istiyorum sizlere. Yani ilk çıktığın lokasyon seviyesi 5x yükseliş burası. Sonra böyle bir yükseliş meydana geliyor. E, oran olarak baktığımız zaman e, şu şekilde bakalım. Yani 100x yapıyor arkadaşlar yani gerçekten hani bin dolar 100 bin dolar oluyor. Sonra bir düzeltme hareketi. Şuradaki düzeltme hareketine baktığımızda %80'lik bir düzeltme hareketi oluyor. E, o düzeltme hareketinden sonra bakın ikinci tepe bölgesi şurası şu bölge şu şekilde gösterildim. Tamam mı? E, bu bölgeden baktığımız zaman tekrardan bir 50x yapıyor sonra bir çanak yatma durumu vesaire son şu yükselişi de zaten biz güzel seviyelerden paylaşmıştık 10x zaten yaptık e, videolarımızı eski videolarımızı izleyenler varsa 10x gibi müthiş bir yükseliş yaşadık şimdi tekrardan şu şekilde bir akümülasyon sürecine e, girmiş e, bulunmakta Shiba Şimdi öncelikle şunu belirtmek istiyorum Shiba neden bu değerlere geldi veyahut da bu değerlerde kalıcı olabilir mi olamaz mı tarzı sorular çok ciddi anlamda geliyor. Arkadaşlar Shiba bir meme coindir ama arkasında ciddi anlamda bir topluluk vardır bir komünite tarafından benimsenmiş bir coindir. Ve her ne kadar resmi olarak kabul edilmese de CZ arkasında durmaktadır arkadaşlar. CZ'nin arkasında durmuş oldu. Sahiplenmiş oldu coinlerde. Genelde belli bir dönem içerisinde yükselişler oluyor. Şimdi şöyle bir e, düşen kırılımı da yaşandı Shiba'da. E, teknik manada bakacak olursak Şu e, düşenimizi de şöyle biraz daha net yapalım. Şu düşeni kırdık. Onaya gelmiş durumda bekliyor. Yani e, şu şekilde e, şuradan gösterelim. 2200 2300 seviyeler aşağı kırılmadığı sürece 2300 seviyesi aşağı kırılmadığı sürece arkadaşlar düşüş yönünde bir beklentim yok. buradan şu yapının borusu kadar yukarıya yönlü bir hareket beklentim var. Bu beklentiye baktığımız zaman da işte hemen hemen şu bant aralıkları veyahut da şurası bu iki kanal arasını ben Shiba'da bekliyorum. Yani şu aralığı bekliyorum arkadaşlar. Şurada akümülasyon yapıp tutunamayı piyasanın çökmesiyle yapmış olduğu bölgede dinlendikten sonra tekrardan şu bölgelere doğru bir hareketlilik olma ihtimali olduğunu düşünmekteyim. Hedef olarak baktığımız zaman %66'lık, %70'lik gibi bir hedef yapıyor. Yani 4000, 3700 seviyelerine kadar bir yükseliş beklentim. Shiba'da mevcuttur. E bu benim beklentimdir. Tutar tutmaz orası ayrı bir konu. Bir yatırım tavsiyesi vermek gibi bir yükümlülüğümüz kesinlikle yoktur. Yatırım tavsiyesi değildir. Benim beklentim bu şekildedir arkadaşlar. Şimdi bu burada indikatörlere bakacak olursak da bakın 4 saatlikte ciddi anlamda güzel bir akümülasyon e, dönemi yaşadı. Parabolik sarlarda şu an bir al sinyali yok. Satış sinyali devam ediyor ama 2400 seviyesinin üzerine attığı zaman Shiba biraz daha rahatlayacaktır. Grafik de onu bize söylüyor. 2400 seviyesinin üzerine 2500'ler güçlü direnç noktası olarak karşımıza e, çıkacak. MACD de güzel salındı. E, hani birçok grafikte bu, buna benzer bir e, durum söz konusu. MACD'nin güzel salındı. Dip bölgelerden al vermiş oldu. E, durumlar e, bizi e, bekliyor. Bunu başarıyla atlatan coinler oldu. İşte Waves gibi coinler güzel yükseldi e waves vesaire e, bunlar ciddi anlamda e, pozitif ayrıştı piyasadan veyahut da Luna gibi e, bunlarda da al sinyalleri çalıştı. Şimdi bu Maki'deki al sinyallerin çalışıp çalışmayacağı biraz bitcoin e de bağlı. Bugün Türkiye saatiyle 16.00'da eee Pavel'in konuşması olacak. Kripto paralar ve DeFi ile ilgili bir konuşma gerçekleştirecek Pavel. Bunu da imkanımız olursa canlı yayında hep beraber izleyeceğiz. Bunu kaçırmamak için de mutlaka kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Bitcoin'de yükseliş beklentim devam ediyor. Arkadaşlar ilerleyen günlerde 51.000-52.000 bin, bin bantların üzerine kadar da bir yükseliş beklentim var şu bölgenin üzerinde güzel bir akümülasyon sürecinden sonra artık yeni bir ateş dönemi içerisinde girme ihtimalinizin kuvvetli olduğunu düşünüyorum. E, bu zordu günlerde kötü süreçte hep yayın açtık. Hep şunu söyledik haftalıkla içi moka bulut bandımız aşağı kırılmadığı sürece paniklemeyin korkmayın şeklinde yorumlarda bulunmuştuk. E, ve bu şekilde de gerçekleşti. Bakın 1, 2, 3, 4 hafta hiç sekmeden hep üzerinde kapattık. Yani teknik analizi budur. Önemli bir seviye söylersin. O seviyeye bir e, yani itaat edersin. Ee, ona göre hareket edersin ve sistemin ona göre kurarsın. Biz çok şükür yanılmadık. Yanılmayan taraftayız. Ee, onun dışında trendlere baktığımız zaman da Türkiye'de şu an herhangi bir Türkiye'nin gündeminde değil. Ama ilerleyen günlerde gündeme girme ihtimali de var arkadaşlar. Ee, diğer ülkelerin de çok ciddi anlamda konuşmuş olduğu bir coin'dir Shiba. O yüzden fomaları büyük oluyor. Umarım yanılmayız. 4000 seviyesine kadar Shiba'da bir yükseliş görürsek hep beraber kazanırız diyorum. Tabi anlattıklarım yatırım tavsiyesidir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın.